Balık ve yükselen burcu balıklara mutlu yıllar 2020 sevgi aşk bereket sizlere getirsin ama tüm ülkemizdeki her nefes alan her canlıya mutlu umutlu keyifli sevgiyle aşkla huzurla gelsin inşallah diyorum. Rabbim herkesin duasına bereket bolluk versin. Evet sevgili balık burçları yani ne demek istiyorum? 11. ev nedir? Dost, çevre, iyi statü ve çevre alanı ile alakalı. Biraz daha e, hayatımıza çevremizdeki kariyer hayatımızdaki arkadaş ve dostlarımıza dikkat etmemiz gereken bir nokta. Yani sizi köklü değişiklikler bekliyor. Yani şöyle örnek vereyim. Eee Michael Jackson rahmetliyle arkadaş olamaz herkes mi? <laughs> Neyse kimi örnek vereyim. Haluk Bilginer'le dostsunuz. Ama artık Haluk Bilginer'le yaşadığınız, örnek verdim, yaşadığınız enerji size uymuyor. Fikirler uymuyor, alanlar uymuyor. Ve kendinizi kullanılmış gibi hissediyorsunuz. Artık tebrik ediyorum Haluk Bilginer'i. Çok başarılı bir oyuncu. Neden Balık Burcu mu acaba? Hiç bilmiyoruz. Evet, e, o yüzden siz arkadaşlarınız ve dost çevrenizde yiyeceğiniz kazıklar size ciddi anlamda zarar ve artık çevreniz ve alanınızı köklü değişimine sebep vereceğiz. 11. ev arkadaşlıklar, kariyer hayatımızdaki olumluluklar, yeni başlangıçlar, yeni oluşumlardır ama e, diyoruz ki sosyal çevre, sosyal çevreden gelecek psikolojik baskılar sizin hayatınıza yarabilir. O yüzden bir dostlarınızı, bir arkadaşlarınızı bir eleme yılını uyarıyoruz ama kimi çıkartacağınıza ben değil siz karar veriyorsunuz. Yılın başı ve sonu e, Satürn, Jüpiter ve Plüto kavuşumu sizin 11. evde. Evet yani bu demektir ki kariyer ve çevre, dost ve arkadaşlarınızla ilgili ciddi sınanma, e, bu dönem ayıklama, yapacağınız e, ciddi bir döneme damga vuracaksınız. Yani yeni dost, yeni çevre, yeni kariyer, yeni bir oluşum. Kariyer hayatınızla ilgili de hedeflediğiniz noktaları desteklemek, sosyal çevrenizi genişletmek istiyorsunuz. Genişletme genelde hangi gezegenin evresidir? Jüpiter'in. Jüpiter tüm bolluk ve şans enerjinizi size sunuyor aslında. Kendi kendiki enerjiniz, kendi gezegeniniz. Eğer bunu kolaylıkla hayatınıza, hedeflediğiniz noktaları doğru dengede ve doğru alanlarda koyarsanız o genişlemeyi sağlamlaştırıp adımlarınızı sağlam atacaksınız. Ve özellikle Nisan ayındaki kavuşum size bu konuda destekleyip ayrıca Jüpiter burcunuzundaki Neptün ve Şubat ve Haziran ve Ekim aylarında olumlu açılar yapacağı için de kendisi maddi ve manevi ...güçlü hissedeceksin... ...yani aslında balıklar... ...bir nevi rahat bir yılı geçirecek... ...geniş geniş... ...rahat rahat... ...yani ben bu işe girmek istiyorum... ...dediğinizde bu iş size girmiş... ...hatta koltuğa oturmuş olacaksınız... ...yani öyle güzel açılımlar... ...öyle güzel... ...çünkü jüpiterin size çok güzel... E, ...yakan... ...böyle yeşil ışık kırmızı ama... ...size dur emrini vermiyor... ...yap... ...ama çevreni kontrol et... ...çevrendeki elemen gereken... ...elemen gereken işin varsa da bunları hallet... Ondan sonra hedeflediğin, odaklandığın noktaya git, her şey çok doğru açılım yapacak diyor. O yüzden e, Haziran, Şubat, Ekim ayları inanılmaz güzel değişim olacak. Şöyle söyleyeceğim, manevi olarak da sizde bir hani rahatlama. Çünkü genelde e, Balık Burcu ve e, 12. evin en son burçtur. E, biliyorsunuz ki Kova burcuna ne dedim? Manevi olarak kapatma, Ma maneviyat evrene dur Aslında sizin o e sosyal çevre, ön planlar, seyahatler, kayaklar, uçmak, e, ne bileyim partilere gitmek, hayatınızda ne istiyorsanız böyle geniş geniş açılacak. Yani bugün e, galaya katılabilirsiniz. Ne bileyim eğer kofürseniz isminiz marka olabilir. Bugün eğer ki e, kendinize marka yaratabilirsiniz. Yani hiç olmayacak ufuklar, hiç yaratamayacağım dediğiniz şey belki de şu an Türkiye'de tek başınıza lider olacak bir sistem yaratabilirsiniz. O yüzden size öyle güzel açılımlar var ki bence bunu içinize nefes ala ala, manevi olarak da içinize çeke çeke yönlerinizi belirleyin, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi belirleyin. Sonra planladığınız ödülleri almaya başlayın. Yani marka yaratmak, işinizde en iyi olmak istiyorsanız doğru bir yıl, doğru bir başlangıç yıl. Eğer ben bu ödülleri bu yıl 2020'de bana altın küpe, eğer sporcuysanız bu yıl şampiyon biz olacağım, en iyi gol atacağım diyorsanız gerçekten doğru. En iyi golü siz atacaksınız. Bence sürpriz ödüller, sürpriz hediyeler, sürpriz kapılar, sürpriz üst kupalar. Yani belki bugün Amerika'da Ma ya da Mardiv'de kendine ev almak istiyorsan gerçekten o kupa senin alabiliyorsun. Öyle bir enerji. Ne bileyim evini beğenmedin mi? Ee, yeni köyde küçük bir yalı almak istiyorsan bu kapın sana geliyor. Yani sen gör, al ve yap diyor. Sen bir markasın bunu yapacaksın diyor. Hani biraz önce oğlak burçlarına ne dedim? Alman motoru, balıklara ne dedim? Akıl küpü. Yani siz aklınızla ve Jüpiter'in size vereceği dengeyi doğru kullandığınızda almak diyorum enerji alacaksınız. Açıları doğru kontrol edeceksiniz ve bu evrede inanılmaz güzel şeyler. Yani içsel dünyaya kapanmıyoruz, dışsal dünyaya açılıyoruz, kopuyoruz her akşam. Yani siz kopmak istediğiniz her şey. Ve şöyle söyleyeceğim, bu yıl tasarladığınız sistem sizin 2023 yılınıza kadar ne istiyorsanız hisse senedi mi almak istiyorsunuz şirketi büyütmek mi istiyorsunuz yurt dışından ortaklar mı istiyorsunuz yani bu aslında bu dönem yapacağınız tüm etkiler 2021 2022 2023 yılına kadar hedeflediğiniz her şeyde ya artık altın küpeyi mi kaldıracaksın altın küp mü kaldıracaksın topraktan hazine mi çıkartacaksan gerçekten bu sistemi hazırlayacaksın mesela bazı balık burçlarında elektronik bu hani böyle dönüp elektro işler neydi onun ismi ya 还是。あれ Yel e, e, Rüzgar rü, rüzda, rüzgar, rüzgar, de, rüzgar gürü Yani elektrik ile ilgili Bazı projeleri olan bazı balık burçları Tam dönemi yapma ve Anlaşmaya da girin bu evreler size Ha ben devletle ilgili iş yapmak istiyorum Öğretmen atamam var ben bu ne zaman olacak Diyorsanız 2020'de bunu başaracaksınız Yani yıl bitmeden sizin devlet Haklarınız size verilecek Ne bileyim savcı olmak istiyorsanız bu kapınızda aydınlık Siz Jüpiter'i Doğru genişletin doğru enerjiyi yakalayın. Yani planladığınız her şey size o kadar güzel verilecek ki. Çok güzel ödüller. Hani çok güzel oldu. Çok geşe çok yaşa. Yani güzel güzel dönüşümler. Yani size ben 2023 yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bile 2023'e hedefliyor. Ben balık burçlarına 2023'e hedefliyorum. Yani hedefiniz doğru noktada. Şaşmayacak. Başarıyı sağlayacaksınız. Bir de aşk konularınızla ilgili zaten şöyle söyleyeyim. Kuzey Aydın 5. evinizde evlilik. Evlilikle alakalı ciddi gitmeyen ilişkiniz varsa bitip yeni doğru ilişkiyi bulma. Doğru aşka, aşka yelken açma. Doğru sevişme, doğru öpüşme, doğru koklaşma, doğru duyguyu yakalayacaksınız. O yüzden ilişkilerde evliyseniz bile eşinizden soğuduysanız bile ilk kokuya ait olacaksın. Hani Aa ben kocama kokusuna aşık oldum dediğiniz enerji yani illa hani doğru duygu doğru sevgi doğru öpüşmek diyoruz ya insanlar bunu sadece yatak olarak algılamasın sevgi zaten duygu koklamak değil mi ya yani bir insan insana bakar sonra ten alışkanlığı olur ten kokusuna aşık oluruz yani eşler çocuklarımıza da doğduğumuz tene aşık oluyoruz o yüzden tenar yani hayat ruh ikizinizi bulacaksınız. Size ait teni bulmuş olacaksınız ve bu sizi baba olma ya da anne olmaya teşvik edecek. O yüzden doğru bir ilişki ve ciddi bir ilişki ve özellikle çok çocuk isteyen balık burçlarını bu yıl bitmeden gerçekten halinizde çocuk olacak. Yani 2020 artık sizi ganga diye halayacak bebekle. Bebekleriniz demek istiyorum. <laughs> İnşallah çok bebekleriniz olur. Ama evlat edinmeyi unutmayın. Her çocuğun gerçekten doğurmaya değil, sevgi ve emek ve sahiplenmeye ihtiyacı var. O yüzden evlat edinmeye karşı değilim. Lütfen herkes durum olan herkes evlat edinmeli. Şöyle söyleyeceğim. E, i̇kizler, bakalım Mayıs ay sonrasında ikizler yay burcaksında dördüncü ve ova. İkizler... Ya yaksa dördüncü ay biliyorsunuz hale gelen kökler 10. ay da evinize girilecek. Yani onuncu ay giremek kariyer hayatınız hani ödül verdim ya ben bu o notları okutamadan sadece üstlere bakıp alttaki notlarımı unutmuşum. Kendi kendime kurmuşum aslında senaryo burada yazıyor. Dördüncü ve onuncu baba kökleri yapacağınız başarılar çok büyük paraya sahip edecek. O yüzden Ciddi borcunuz varsa, hiç borcunuz kalmayacak desem üzülmeyin sakın. Ne yapayım kredi al, yalıda oturmayı planlıyorsun. Ee, güzel oluşumlar, güzel akslarda bence en güzel, üçüncü şaşlı, şaşlı, şanslı burcumuz balık burcu. Evli değilseniz evlilik yapacaksınız. Kocaman bir kalp yapıyorum. Unutmuşum transitleri yazmışım. Transitte kalp yok, kocaman kalp. Kocaman para yapalım. Ay para işareti bilmiyorum dolar mı yapsam ne yapsam. Ha dolar işareti. Ve kafanızdaki tüm sorunları iyileştireceksiniz. Bakın ciddi söylüyorum. İnsanlar bazen benim bunları yazdığım zaman dalga geçti mi falan düşünüyor ama ben işimi yazarak yani e, okumaktan çok yaz, okuduklarımı not alarak ve işaret ederek ve yıllarca da televizyon programlarında da hep yazarak yaptım. O yüzden siz doğru ve üçüncü şanslı bir burçsunuz. Bunu doğru değerlendirin. Sağlık konusunda ee, hani ayalar mı erkeklerde aya konuları mı ne oluyor ayak kasıklar, mı? kasıklar. ayalar mı diyoruz ne diyor. hayalar mı diyoruz tamam ee, hayalar ayalar olsun fark etmiyor gecenin bir vaktinde çekiyorum yemin ediyorum nasıl çektiğimi bir Allah biliyor bir ben biliyorum ee, belki oraları biraz dikkat etmemiz lazım kadınlarda da akciğer Nefesle alakalı noktalar ve oksijensiz kalma gibi sorunlar gündeme gelebilir. Herhangi bir sigara ya da herhangi bir şey kullanıyorsanız mutlaka bunu bırakmanız lazım. Vücudunuzu iyi bir oksijenle temizlemeniz lazım. Ve yapmak istediğiniz her şey doğru bir yılda. Mutlu ve huzurlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Borçsuz bir yıl umutlarınızla dolu. A evet hayatta herkes engelli engelli olabilir. Yaşarken hepimiz bir engelliyiz. Lütfen engelli nokta işaretlerine park yapmayın. Rica ediyorum. Hepimiz bir engelliyiz. Mutlu yıllar, umutlu yıllar, sevgi dolu yıllar.